tereyağı ve iki farklı şekeri karıştırarak başlıyorum. Bir krema kıvamına getireceğim. Hem tadında hem renginde biraz farklılık olsun diye yarı yarıya hem beyaz hem esmer şeker kullandım. Bir miktar tuz ilave ediyorum. Ve bir adet yumurtayla karıştırmaya devam ediyorum. Son olarak geriye kalan bütün katı malzemeleri ilave edeceğim. Un, vanilya ve çok az kabartma tozu. Evet, yine çok basit bir kurabiye hamuru yaptık. Şimdi bununla yine muffin kalıbını kullanarak farklı tipte bir kalıp çıkartacağız. Bunu hiç karıştırdığım kabın içinden çıkartmıyorum. Yine bir muffin kalıbından yardım alacağım. Bir dondurma kaşığından yardım alarak hazırladığım hamurdan bir parça alıyorum. Ve bu parçayı olduğu gibi top şekliyle kalıbın içine yerleştiriyorum. Hiçbir şekil vermeyeceğim başka. Yerleştirirken üstünü biraz düzleştireceğim. Şimdi bu hazırladığım küçük topları muffin kalıplarının içine yerleştirdiğim yine 180 derecede bir 25 dakika, 30 dakika kadar fırında pişireceğim. Pişerken pişme esnasında kurabiye hamuru biraz yayılacak. Daha sonra fırından çıkarttıktan sonra hala sıcakken üzerlerine bir bardak yardımıyla küçük delikler deleceğim. Böylelikle içleri çukurlaşmış olacak. Evet, kurabiye kaplarını şimdi çıkarttım fırından ve hala sıcakken bir bardak yardımıyla bastırarak ortalarına birer delik açıyorum. Bunu sıcakken yapmak çok önemli çünkü kurabiyeler soğuduktan sonra bu işlemi yapmak mümkün değil. Ve bu işlemi yaptıktan sonra da kurabiye kaplarını soğumaya alıyorum.